şimdi buradayız. Biz yerelde arkadaşlarımızın yanındayız. İşverenin bundan sonraki süreçte atacağı her adamın, her adımın takipçisiyiz. Arkadaşlarımızın emekleri sorgulanmamalı. Yıllardır bu kenti aydınlatan arkadaşlarımız bir gecede birçok paravan şirket öğretilerek arkadaşlarımızın sendikalı haklı talepleri olan, anayasal hakkı olan sendikaya geçiş yapmaları engellenmektedir. Bunu biz doğru bulmuyoruz, etik bulmuyoruz. Gerekli mercilere de şikayetlerimizi yapacağız. Bu şirketlerin önüne geçmek için de her türlü mücadeleyi sergilemek zorundayız. Biz burada yıllardır, son iki yıldır pandemiyle beraber gelen bir enflasyon, ekonomik kriz, derinleşmiş bir sosyopolitik bir zemin yaratılmakta. Burada arkadaşlarımız yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Arkadaşlarımızın haklı talepleri var. Bunları görmezden gelenlere sesleniyoruz. En kısa zamanda bu mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. İşten atılan arkadaşlarımızın işe geri alınması için mücadelemiz devam edecektir. Bugün niçin buradayız? Biz DEDAŞ personeli olarak tüm gemileri yakmış bulunmaktayız. Geriye dönüş yok. Biz doymak istiyoruz. Biz insan gibi çalışmak, insan gibi yaşamak istiyoruz. Bizim davamız bu. Bizim kavgamız bu. Bu yoldan dönmek yok. Kararlıyız ve sendikamıza da güveniyoruz. Aslında biz bu ülkenin geldiği siyasi ve ekonomik krizin sonuçlarını yaşıyoruz. Artan enflasyon ve bunun altında ezilen emekçiler önce patronların hedefi haline geliyor. Patron kendi karından, rantından, talanından vazgeçeceğine, emekçinin evine ekmek götürmeye çalışan emekçinin ekmeğine mal oluyor. Ekmeğini elinden alıyor. Aslında açık net geldiğimiz nokta tam bu cümledir. Ne bir eksik ne bir fazla. Yapılan hukuksuzluktur, ahlaksızlıktır. 200'den fazla insanın ekmeği elinden alınmıştır. Patronlar bu ülkenin geleceği değildir. Bu ülkenin geleceği onurlu emekçilerdir. Alın teriyle ekmeğini kazanan emekçilerdir. Bu ülkede daha önce de tarih göstermiştir ki hayatı durduracak grevler gerçekleşmiştir ve bunu gerçekleştirecek gücümüz vardır. Yakın bir tarihte Türkiye genelinde sağlık alanında ve diğer alanlarda grevler örgütleyeceğiz. Bu grevleri örgütlerken işlerinden, ekmeklerinden edilen yoldaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Bu toplumla birlikte hareket edeceğiz. Biz halkın, emekçilerin ezilmesine izin vermeyeceğiz. Bu haklı mücadelenin yanında olduğumuzu yoldaşlarımıza, arkadaşlarımıza bir kez daha sözünü veriyoruz. Ahmet Kes Şubeler platformu olarak tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hem fiili hem de hukuki bütün mücadelemize başladık. Arkadaşlarımızın işe geri dönüş davaları dahil olmak üzere sendikal baskılardan kaynaklı işçi arkadaşlarımızı, sendikaya üye olan arkadaşlarımızı sendikadan istifa etmek için İçerideki yöneticiler ilçe ilçe, il il gezip ya sendikadan istifa edersiniz ya da hepinizi atarız diyor. Bir hukuksuzluk yapmıştı ama şimdi hukuksuzluğunu katmerliyor. Her geçen dakika muhtemelen burada da konuşurken biz işçi arkadaşlarımız bu kölece çalışma koşullarına karşı illerde, ilçelerde direnişlerini sürdürüyorlar. Buradan sesleniyoruz işverene. Sizi bu hukuksuzluğu durdurmaya davet ediyoruz. Enerji işçilerinin gücünü hafife almayın. Enerji işçileri en temel hakları olan sendikalı çalışma hakkı için, evlerine bir dilim daha fazla ekmek götürebilmek için bu mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir. Ve mücadele her zaman yolumuzu aydınlatır. Buradan diğer illerde bulunan
Şu an gözü burada olan bütün enerji işçilerine sesleniyorum. Yılmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. İranlı, İranlı, kazanacağız. İranlı, İranlı, kazanacağız. Kazanacağız! Dünyada, dünyada kazanacağız!